İyi günler gençler. Bir işte başarı programıyla yine karşınızdayız. Bugünkü konuğum muhteşem biri. İnanın birazdan göreceksiniz, kendisini tanıyacaksınız. Belki hatta tanıyorsunuzdur da. Oğuz Aydemir, Doktor Oğuz Aydemir. Kendisi bir sanayici. Sanayici olarak iş başladı. Sanayide çok müthiş bir atılım yaptı. Meyve sularının bugün imalatında kullanılan pürelerin, meyve pürelerinin şu anda son teknolojiyle üretimini yapan bir kuruluşu hayata geçirdi. Almanlarla beraber ortaklaşa bu işi yapıyor. Ama biz Oğuz Aydemir'in bu yönünden ziyade çok daha farklı, onu dünya çapında bir insan yapan farklı bir yönünden bahsedeceğim. Ve onu sizlere tanıtmak istiyorum. Ve oradan kendisinden de sizlere gelecek olan mesajları almak istiyorum. Çünkü hakikaten son derece dolu ve sizlerin ufkunu açabilecek söylemleri olan bir arkadaşım. Evet, Oğuz Aydemir, hoş geldin. Bizi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Programıma katıldığın için çok teşekkür ederim. Evet, biraz Oğuz Aydemir hakkında bir iki şey daha söylemek istiyorum. 1976 yılında bir sanayici olarak işe başladı dedik. İstanbul Sanayi Odası Meclisi Üyeliği, Meslek Komitesi ISO Meslek Komitesi Üyeliği, standartlar, TÜSİAD Üyeliği, Kültür Bakanlığı Bakanlık Fahri Danışmanlığı, Texas Amerikan Üniversitesi, Texas A&M diye geçer. Orada Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü direktörü. Aynı zamanda şu anda Türkiye'deki Sualtı Araştırma Vakfı, ki rahmetli Mustafa Koç tarafından kurulmuş olan bir vakıftı, onun şu anda yönetim kurulu başkanı. Yabancı Sermaye Derneği üyeliği var. Çevre Koruma Vakfı üyeliği var. Türk Böbrek Vakfı ve Türk Kalp Vakfı üyelikleri. Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı üyeliği. Türk Japon İş Adamları Derneği üyeliği. Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi üyeliği. İstanbul Filarmoni Derneği şeref üyesi. Plastik Araştırma Geliştirme Vakfı üyeliği. Ve daha niceleri. Oğuz'un bize bahsetmesini istediğim şey, evet sanayici olarak başladı ama belli bir noktada sosyal sorumluluk bilinciyle bazı projeleri yapması gerektiğine karar verdi. Bu da sualtı arkeolojisine olan merakının ortaya çıkmasıyla başladı. Çeşme'deki Rus-Osmanlı donanması arasındaki savaş ve Osmanlı'nın donanmasının buradaki mağlubiyeti ve sular altına gömülmesi. Ama işte o savaşla ilgili bir kitap yazdı. O savaşla ilgili batıkları araştırdı. Ve o savaşla ilgili belgeleri, tek belgeleri, dünyadaki tek belgeleri, Alex Orlov'un, Rus subayının tuttuğu günlükleri ve belgeleri Amerika'da bir açık arttırmada buldu ve onları aldı ve Türkiye'ye getirdi. Bunu yaparken de Türkiye'de maalesef bu konuyu hiçbir kimse hiçbir şekilde bilmiyordu. Farkında bile değildi o belgeleri. Ama bugün o belgeler Türkiye'de. Evet, onun arkasından bir başka çok önemli özellik de bir ipek mendil koleksiyonu var. Türkiye'deki tek, dünyadaki tek. İkinci bir
mendil koleksiyonu yok. İpek mendil koleksiyonu yok. Bu ipek mendil koleksiyonu tabii ki tarihi açıdan çok önemli. Hatta açıklamasını da isteyeceğim. Bir tane İngiliz ipek mendili var ki üç köşesinde İngilizlerin sömürgelerinin amblemleri var. Dördüncü köşede de ay yıldız ters olarak var. Evet, orada da İngilizlerin vermek istedikleri bir mesaj vardı zannediyorum. Ama o mesaj da geri döndü. Evet, artık sözü sana bırakıyorum Oğuzcuğum. Nasıl başladın? Hırvatistan'da çok büyük çalışmalar yaptın. Oradaki Osmanlı kültürünün araştırmalarında bulundun. Onlarla ilgili kitaplar yazdın. Ve Hırvat vatandaşlığını da Hırvatistan sana verdi, tevdi etti. Dolayısıyla böyle bir uluslararası boyutun daha var. Evet, artık ben sözü sana bırakıyorum. Bu herhalde serüvenin en başı olarak endüstriyel işletmeler için hayati konum arz eden bir kurumlaşmanın tabii gereği olan toplam kalite yönetimini benimsemek. Çünkü toplam kalite yönetimi denilen bir görüş netice itibarıyla ister istemez sosyal sorumlulukları da içeren bir boyutu var. Ve sosyal sorumluluklar aynı zamanda bir şekilde benimsenip uygulandığı takdirde özellikle sadece yöneticiler açısından değil fakat sahip konumunda olan insanlara filantropi denilen bir ünvanı da getirmek için bir davetiye çıkartıyor. Filantropi insan sevgisine dayalı ve toplum için bu insan sevgisinin uygulamalarını aslında özetleyen bir deyim. Ve bu konunun önemli boyutu da tabii ki insan sevgisi ve topluma bir aidiyet duygusu verebilmek. Biz o dönemde ilk bu toplam kalite yönetim anlayışının firmamızda uygulanması paralelinde Osman Hamdi Müzesi'ni ve aynı zamanda yine Çeşme'deki Eski Hisar Kalesi'ni 1000 kişilik bir amfiteyatro, işte Yahya Kaptan'ın Nutuk'ta 32 sayfaya Atatürk'ün yer vermiş olduğu çok önemli bir şahsiyeti öldürüldüğü yere anıtının dikilmesi. Yine hemen hinterlantımızda bulunan Fatih Sultan Mehmet'in Çayırova'daki vefat ettiği yere bir 700. yıl anıtı şeklinde bir takım etkinlikler yaptık. Bunlar aslında hem tarihi anlamda hem de toplumsal farkındalık anlamında çok önemli girişimlerdi. Bu serüven öyle başladı. Tabii o bir başladığı zaman bu arkası gelmeyen bir serüven oluyor. Evet. Ama işte sizin en son bahsetmiş olduğunuz Osmanlı-Rus Savaşı hadisesi tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'nun bir şekilde duraklama geriye gitme döneminin sembolik noktalarından birisi olmakla beraber aslında çok daha önemli olan bir başka boyutu var. O da aydınlanma dönemi. 18. yüzyıl özellikle Batı'da ve bugünkü aslında Batı toplumlarıyla Türk toplumu arasındaki gerçek yaşam standardının gelişmenin de bir ölçüsünü belirleyen bu aydınlanma dönemi 18. yüzyılın en önemli noktalarından bir tanesi de Rus aydınlanmasına vesile olan Çeşme Deniz Savaşı'dır. Her ne kadar o dönem 2. Katerina ki 30 küsur sene iktidarda kalmıştır. O dönemde Rus aydınlanmasının önemli bir boyutunu Rusya'da temsil etmiştir. Fakat esas ana ilkelerini de göz ardı etmiştir. Biliyorsunuz 1776 Bağımsızlık Deklarasyonu Amerika'da kardeşlik, demokrasi, laiklik ilkelerinin ilk gündeme geldiği ve daha sonra 1789 Fransız İhtilali ile bir ağ gibi bütün Avrupa'yı saran Batı dünyasının temel ilkelerini belirleyen ve hala tartışma konusu olabilen eşitlik, laiklik, demokrasi, insan hakları, arkadaşlık, kardeşlik gibi sloganların başlangıcıdır. Aslında bu tip sloganlarla Batı bir aşama kaydetmiş değildir. Bu sloganlarla Batı o uygun atmosferi bulup
birçok keşif ve icadın, yenilenmenin, düşünce sisteminin ve yaşam şeklinin güncellenmesine vesile olan Rönesans ve Reform'dan sonra 15. 16. yüzyıldaki o akımlardan sonraki en önemli boyutunu yaşamıştır. Ve 18. yüzyılda bu meydana gelen aydınlanma akımının çok ünlü isimleri bugün için hala canlılığını koruyor. İşte Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Fransız İhtilali. Fakat onun ötesinde tabii Voltaire, Jean-Jacques Rousseau gibi çok önemli isimlerin yanı sıra tabii o dönemde yine birçok kompozörler, işte Mozart'lar gibi efendim ve aynı zamanda ekonominin temel nedenlerine temas eden, ilk defa ansiklopedinin yapılması ve daha da önemlisi, çok önemli olan en büyük şey de bizim skolastik dediğimiz tamamen dine bağlı olan eğitimin tamamen terk edilmesi. Çünkü dini eğitimle olayların hiçbir yere gelemediğini ve insanlığın hiçbir aşama kaydedemeyeceğinin bilinciyle hareket eden Batı dünyası skolastik eğitimi bir kenara bırakıp aklın, bilimin, bilginin ön plana alınıp bu şekilde bir eğitim sisteminin ve gelişmenin öncülüğünü yapmıştır. Bu tercih, bu özgürlük atmosferi içerisindeki bu atılım bugünkü Batı toplumlarının gelmiş olduğu noktayı en iyi izah eden ve tarihsel geçmiş içerisinde de yerini koruyan bir önemli aşamadır. Bu aydınlanma Türkiye'ye gelmiş midir diye sorduğumuz takdirde de henüz daha gelmemiştir. Belki de geriye doğru da gitmektedir. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Bu tamamen bir politik veyahut da işte şahsi bir tercih değil. Bu bir netice itibariyle bir gözlemdir, sabit bir gözlemdir. Bilimin, bilginin ve aklın ön planda olduğu bir eğitim sistemi ve onun özünde ezberciliğe dayanan değil, sormak, sorgulamak, merak etmek gibi bir takım tercihlerin yapılması suretiyle insanların her şeyi merak etmesi. Ve bununla zaten engel tanımayan bir gelişme söz konusu oluyor. Biz de herhalde o işlerden birazcık şahsen sormuş olduğunuz soruların neticesinde sormak, sorgulamak, merak etmek ve işin özüne inmek gibi bir yolu tercih etmek suretiyle. Çünkü eğitim denilen hadise sadece okulda alınan bir eğitim değil, hayat boyunca sürekli insanın kendisini geliştirmesi, aslında Kur'an-ı Kerim'in de vaaz etmiş olduğu, her gün kendinizi geliştirmek için bir aşama kaydetmeniz lazım. Her gün bir şeyler yeni dağarcığınıza katmanız lazım gibi bir öğütün gereklerini yerine getirmekten mücevher olan yine aklın ön planda olduğu bir şekil. Bu tabii ister istemez bu sosyal sorumluluk ilkesiyle ve filantropi diye devam ettirdiğimiz insan sevgisi ve topluma bir takım kazançlar elde etmek için yapılan girişimlerdir. İşte şimdi Çeşme Kalesi'ni gezdiğiniz takdirde orada bir Osmanlı-Rus holü küratörlüğünü yaptım. Amacım da aslında bu aydınlanma döneminin en önemli Rus aydınlanmasına sebebiyet veren kısmını orada vurgulamaktı. Yoksa basit bir savaş, bir yenilgi veyahut yenme, bir galibiyet hadisesi değil. Tabii bu tip uygulamaların güçlükleri de oluyor. Çünkü bizim toplumumuz henüz bu mesajları doğru bir şekilde algılama konusunda henüz hazır değil. Yani bugün bakıyoruz bir Çanakkale 1915 yenilgisinin ardından her sene adeta bir önemli Mekke-Medine usulü Anzaklar, Avustralya ve Yeni Zelandalılar dedelerini anmak için bütün bu perişanlıklarına rağmen her sene gelip bu hadiseyi hatırlamak istiyorlar. Veyahut da işte Waterloo Savaşı'nda Fransızların yenilgisine rağmen Fransızlar her sene bugün Belçika topraklarında olan Waterloo'yu anmaya gidiyorlar. Veyahut da Amiral Nelson'un İngiliz donanmasının büyük bir yengisi olan İspanyollara karşı Trafalgar Savaşı her sene kutlanıyor. Biz ise buna henüz hazır değiliz. Biz istedik ki Rus-Türk yakınlaşmasına vesile olabilecek bu tip bir uygulamanın tabii bir gereği olarak bir Rus anıtı ve Rus parkı, Rus-Türk
anıt ve parkı yapalım diye bir girişimde bulunduk. Hala o girişimin peşindeyiz. Çünkü toplumlar birbirlerine yakınlaşmadığı takdirde, bu tip geçmişte olan hadiseleri bilakis yakınlaşmak için kullanmadıkları takdirde, bunlar daha büyük düşmanlıklara, daha büyük yanlış anlamalara sebebiyet verebilecek boyutlarda oluyor.